Komsa madeni adı pek bilinmese de hem savunma sanayinde hem de yapı sektöründe düşük maliyeti ve kalitesiyle tercih sebebi. Üstelik bu maden yalnızca Türkiye, Yunanistan ve İtalya'da bulunuyor. Madenin Türkiye rezervinin %70'i ise Bitlis'te çıkarılmaktı. Savunma sanayinin ve yapı sektörünün vazgeçilmez madeni Pomza tüm Türkiye'ye Bitlis'ten gönderiliyor. Türkiye rezervinin %70'i Bitlis'te bulunan Pomza madeni dünya genelinde ise İtalya ve Yunanistan'da çıkarılıyor. Ancak bu iki ülkenin de rezervi bitmek üzere. Pomza madeni dünya genelinde çok ender bulunan malzemelerden birisi. Yapı malzemesi, özellikle yalıtım malzemesi olarak kullanılan bir malzeme. Yüzün üzerinde farklı alanlarda kullanılıyor. Bu savunma sanayi, tarım, yalıtım malzemesi olarak yine BİMS imalatında kullanılıyor. Su barajlarında damıtma aracı olarak kullanılıyor. Pomza madeni yapı sektöründe maliyeti 1/3 oranında düşürüyor. Ham maddenin kendisi ucuz, malzeme olarak da ucuz. Yani normalde tuğlanın yarı fiyatına mal olacak bir biriket Anadolu'ya nakledildiği zaman neredeyse 3 katına çıkıyor. Yani 500 lira olan bir maliyet 1500 lira çıkmış oluyor. Sektörün önde gelen isimleri Pomza madeninin yeterince değerlendirilmediği görüşünde. Yalnızca ham madde olarak ihraç edilmesi ise ayrı bir kayıp olarak görülüyor. Pomza geleceğin beyaz altını. Neden? Çünkü dünyada 3 yerde var. İtalya, Yunanistan, Türkiye. İtalya mevcut rezervini bitirmiş. Yunanistan'da Avrupa ülkelerine uzak olduğu için şu anda Orta Doğu bölgelerinin veya Avrupa'nın belli bir kısmı Türkiye'deki mevcut ocakları gezerek bu malı, ham maddeyi elde etmek istiyorlar. O yüzden biz de ham maddemizi ucuza satmayalım. Ham maddemizi bedavaya kaptırmayalım ve ülkemizin ekonomisine inanıyorum ki büyük bir istihdam, büyük bir pazar oluşturacağına eminim.